O kadar emek veriyoruz, videoya like atmıyorlar. Abone olmuyorlar. Olurlar, olacaklar. Ağlama, gül, bak bak, şimdi hemen abone oluyorlar. Arkadaşlar, videomuzu izleyenlerin %80'i kanala abone olmamış ya. Hadi siz de kanala abone olun da şu sayıyı biraz yükseltelim. Bir an önce büyük bir kanal olup sizlerle efsane videolara devam edelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, bizim bir sözümüz var. Kanala abone olmayan, videoya like atmayan bizden değildir. Kızlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben çağırmadan geldiniz ama olsun, yine de hoş geldiniz. Ne yapıyoruz peki, bir planınız var mı? Söyleyin bakalım. Ya sen çok tatlısın, çok güzelsin, çok yakışıklısın. Ben var ya, bugün bütün gün senin o güzel gözlerine bakmak istiyorum ya. Bütün gün o gözlerine bakmak istiyorum. Bakayım ben. Sen bütün gün bakmak istiyorsun. Ben var ya, ben bütün hafta bakmak istiyorum. Bütün ay bakmak istiyorum. Senin o güzel gözlerinin içinde kaybolurum ben. Çok tatlısın sen var ya. Şapka sana ne kadar yakışıyor. Kızlar, kızlar, beni şımartıyorsunuz. Yemin ediyorum, beni şımartıyorsunuz. Bak, böyle şeylere, iltifatlara gerçekten gerek yok. Yani çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. İkiniz de çok güzel ve çok tatlısınız. Ya hayır ya, ne iltifatı ya, ne iltifatı. Sen prenssin. Ben seninle evlenirsem ne olacağım? Gelecekte prenses olacağım. Ay, çok heyecanlıyım ya. Sen de zaten beni seviyorsundur kesin. Ne seninle evlenmesi be? Benle evlenecek. Sen deli misin? Çıldırdın mı? Senle tabii ki evlenmeyecek. Asıl sen çıldırtıyorsun beni. Var ya, seni var ya mahvederim bak. Gel böyle. Gel gel gel. Ağzının üstüne bir tek bakayım, gel. Gelsene. Kimle evlenecekmiş görsen bak. Benle evlenecek, yemin ediyorum seni burada döverim bak ha. Ya kızlar, benim için kavga etmeyin lütfen ya. Böyle şeyler yapmayın. Ya bu kim ya? Yine kim geldi ya? Uf. Şurada iki sohbet edecektik. Kim bu ya? Kızlar, siz bekleyin, ben şu kapıya bakayım. Bir sohbet ettirmiyorlar insana. Üf, yine kim gelmiş ya? Bu da kim ya? Uf. Sen kimsin? Ne istiyorsun? Çocuğum, merhaba. Yolda kaldım. Kayboldum. Beni oğullarım gelene kadar misafir eder misin acaba? Bir yerde otursam şöyle köşede falan. Yaşlı ve çaresiz bir kadınım. Bana yardımcı olur musun acaba? Ya teyze, git buradan ya. İşim var, gücüm var ya. Hadi yallah teyze. Hadi yallah. Teyze. Çocuğum, lütfen burada kalayım. Gerçekten birazdan oğlum gelir beni alır. Dışarıda kalırsam birazdan yağmur yağacak. Romatizmalarım da ağrıyor. Araba falan çarpar çocuğum. Lütfen kalayım burada. Ya teyze, sen laftan anlamıyor musun? Sana hayır diyorum. Kalamazsın diyorum. Sen anlamıyor musun? Bir sürü işim var benim ya. Eğer benim kalmama izin verirsen bu gülü sana verebilirim. Torunlarıma almıştım bu gülü. Lütfen çocuğum. Oğlum gelene kadar kalayım. Ya kalamayacağını söylüyorum işte. Anlamıyor musun? Ya kalamazsın. Anla artık. Benim yukarıda işlerim var hem. Gitmem gerekiyor. Öyle mi diyorsun çocuğum? Son sözüm bu herhalde. Oha, bu ne? Neler oluyor burada? Prens Panda, bu bir karakter testiydi. Yani iyi biri misiniz, kötü biri misiniz? Anlamak için gönderildim ben. Ve anladığım kadarıyla gerçekten kötü birisiniz. Bir kere bencilsiniz. Yaşlı bir kadın gelmiş ama siz buna yardım etmediniz. Bu yüzden hem bencilsiniz hem kötü kalplisiniz Prens Panda. Sizin dışınız güzel ama içiniz hiç güzel değil. İçinizle dışınız bir olması için size bu büyüyü yapacağım. Oha, ne büyüsü ya? Ne büyüsü? Büyümeyi yapma bana lütfen. Ya ben o teyzeye yardım edecektim bak. Ciddi söylüyorum, ben yardım edecektim. Tam yardım edecektim ben ona. Tam diyecektim, gel buyur teyzeciğim. Gel otur burada. Ben sana istediğin şeyleri vereyim. Ne içersin? Televizyonda ne izlemek istersin? Tam ben bunları diyecektim. Sen geldin ya. Tam ben yardım ediyordum ama. Lütfen bana büyümeyi yapma lütfen. Artık çok geç maalesef, çünkü ben 5 kere falan denedim. Şimdi senin dönüşmeni istiyorum Panda. Bana neler oldu böyle? Ellerim, kollarım, her şeyim değişmiş. Bunu bana neden yaptın? Neden? Sen çünkü kötü biriydin. O yüzden sana bunu yapmak zorunda kaldım. Şimdi bu gülleri alacaksın. Eğer bu güller solana kadar seni gerçekten sevecek birini bulamazsan öleceksin. Gerçek aşkı bulman lazım bu büyüyü çözebilmek için. Anlıyorsun beni değil mi? Senin gülünü falan istemiyorum. Beni ne hale getirdin? Defol git evimden. Ne hale geldim? Aman Allah'ım.
Ay bu ne ya? Ay çok çirkin bu canavar. Ay kaç 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 kaç. Ya benim kızlar, benim panda. Yakışıklı olan, prens olan panda. Bir büyü yaptılar bana. Ay donum kaldım, hareket edemiyorum. Ay senin prensliğin de senin paran da senin olsun, istemiyorum ben bir şey. Aman Allah'ım. Ne oldu böyle bana? Ne oldu böyle? Ne yapacağım ben şimdi? Aman Allah'ım. Kızım, kızım ne yapıyorsun? Piyano çalıyorsun benim yetenekli güzel kızım benim. Efendim babacığım, bana mı seslendin? Piyano çalıyordum da duymadın. Bir şey mi oldu? Kızım, sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Ama bunu bilmen gerekiyor. Kızım, şirket olarak biz var ya... Battık, maalesef battık kızım. Yani ne yapsam ne etsem şirketi kurtaramadım. O yüzden son bir tane evimiz kaldı. O evi satmaya gidiyorum, tamam mı? Sen ne olursun üzülme. Önemli değil yani. Gerçekten önemli değil. Hayatta benim için en önemli şey sensin babacığım. Bunu unutma. Kendine dikkat et, olur mu? Kendine çok dikkat et. Benim tatlı yürekli kızım. Canım kızım. Sen var ya dünyanın en güzel kalplisisin. İyi ki sen benim kızımsın. Kızım ben şimdi gidiyorum. O son evimizi de satacağım. Para lazım bize. Ondan sonra gelirim, tamam mı? Hadi sen kendine dikkat et. Görüşürüz. Zavallı babacığım. Üzülmüş gerçekten. Umarım her şey yoluna girer. Ben de gideyim okula. Okula gitmem lazım benim de. Sonunda sattım evi ya. Çok şükür sattım evi. En azından karnımızı doyuracak bir paramız var. Artık ne yapayım ya? Arabamla da kaza yaptım. Eve de gidemeyeceğim. Karanlık olmadan şuradan bir eve gireyim de bir kalabilir miyim? Karnımı doyurabilir miyim diye sorayım bari ya. Dinozorum görüyor musun? Elinde parası olan biri geliyor. Hemen gidelim onu soyalım ve sana bir sürü et alırım. Ben de karnımı doyururum. Yaşlı bir adam zaten. Ya şu parayı bir sayayım ya. Vallahi adam eksik mi verdi onu da bilmiyorum. Aa paralar uçuyor. Aman rüzgarda paraları düşüyordum az daha ya. Yaşlı adam, ihtiyar, gel bakayım buraya. Sen nereden geliyorsun? O kadar parayı nereden buldun? Söyle bakayım bana. Hemen o parayı bana ver. Yoksa var ya seni bu baltayla kafanı kırarım. Duydun mu beni? Parayı bana ver. Evladım ne olursun yapma. Bu para benim son param. Evde kızım bekliyor. Bu parayı ona götürmemiz lazım. Yemek almamız lazım. Ne olursun evladım beni bırak, ben yoluma gideyim ne olursun. Olmaz. O parayı bana vereceksin. Duydun mu? Hemen o parayı bana ver. Evladım arkanda ne var senin? Yaratık var, arkana bir baksana. Ne yaratığı amca? Ne yaratığı? Kandırdım enayiyi. Koşayım biraz. Koşayım şu eve sahlanayım ya. Allah'ım. İhtiyara bak ya. Beni kandırdı. Seni var ya seni mahvederim. Seni yakalayacağım. Aman Allah'ım. Burası pandanın evi. Panda. O dev, yaratığın evi. Buradan kaçmalıyım. Eğer beni görürse o beni bir lokmada yer. Kaç 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 kaç. Yaşlı yaşlı koşturdu beni, terbiyesiz ya. Şu parayı cebime koyayım. Allah'ım yarabbim, burası kimin evi? Korkudan da girdik. Ayıp olmasın ya. Şurada bir ellerimi yıkayayım da. Yüzümü falan yıkayayım ya. Korktum vallahi, çok korktum ya. Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse yok mu ya bu evde? Oo tavuğa bak ya. Daha var ya dumanı üstünde. Ben bunu yiyeyim mi acaba ya? Vallahi yiyeceğim. Karnım da çok aç. Dışarıda karanlık. Dışarıda çıkamam. O manyak adam beni var ya kesin yakalar. Ne yapayım? Geceyi burada geçireyim bari. Belki adam gider. Şunu bari yiyeyim ya. Bir şey demez herhalde adam. Mis gibi kokuyor. Vallahi mis gibi kokuyor. Şunu hem yiyeyim hem de odaları bir gezeyim bakalım. Kimse var mıymış? Vallahi karnımı da doyurdum ha. Kimse yok. Evde de kimse yok. Her yere baktım. Ya bu adam hala orada mı ya? Bakayım. Vallahi orada bekliyor. Manyak mıdır nedir ya? Ben ne yapacağım? Bu evden de çıkamam. Çıkarsam var ya beni kesin yakalar bu adam. Bari sabaha kadar bu evde durayım şurada. Vallahi içim geçmiş ya. Nerede uyuduğumu bilmiyorum ya. Bakayım şu adama ya. Adam hala orada mı? Bakayım. İyi galiba gitmiş. Ben de hemen adam görmeden gideyim bari. Evime gideyim. Kızımı özledim. Vallahi yedik içtik. Evde de kimse yok. Gideyim bari. Bu ne güzel bir şeymiş ya. Ben bunu kızıma götürsem acaba nasıl olur? Güzel olur mu acaba? Şunu bir alayım bakayım. Oo bayağı güzel bir şeymiş ya. Ben bunu götüreyim, kızım kullansın. Burada lazım değil, belli ki evde de kimse yok. Oo bayağı güzel de çalışıyor ha.
Ben adamı evime misafir ettim, uyumasına izin verdim ama adam benim eşyamı çalıyor. Ben bunun hesabını sormaz mıyım senden? Buraya gel çabuk! Aman Allah'ım, bu ne? Bu nasıl bir şey? Allah'ım, bu ne? Ya bu yaratık mı? Eyvah! Nereden geldim ben bu eve? Ne yapacağım ben şimdi? Sakın kıpırdama. Bu evden de kaçmaya çalışma, kaçamazsın. Bütün kapıları kilitledim. Sen o adamdan kaçarken ben evime giresin diye kapıları açtım. Girdin. Belki karnını açtır diye sana yemek koydum. Yemeğimi yedin. Daha sonra sen ne yaptın peki? Ne yaptın? Benim eşyamı çalmaya kalktın. Ha? Bunu neden yaptın? Bana bunu söyle. Ben sana iyilik yaparken sen benim evimdeki eşyaları nasıl çalarsın? Söyle bana. Evladım, yanlış anladın zaten. Bak ben bırakayım bunu buraya. Bırakıyorum bak. Bak vallahi yanlış anladın. Ya benim çok güzel bir kızım var. Ona hediye götürecektim. O yüzden şey yaptım ya. Evde de kimse olmayınca vallahi kusura bakma. Bir daha olmaz yani. Öyle mi? Senin kızın mı var? Sana o zaman bir teklifim var. Gideceksin. Buraya kızını getireceksin. Eğer beni inandırabilirsen sizi serbest bırakacağım. Yoksa eğer gelmezsen senin evini bulurum ve seni ve kızını öldürürüm. Anlıyor musun beni? Sana söylüyorum. Tamam evladım, tamam. Ben kızımı getiririm. Söz veriyorum, sana getireceğim. Ne olursun bizim eve gelip de bize zarar verme. Söz veriyorum, getireceğim kızımı. Benim şimdi gitmeme izin verir misin? Kapıyı açar mısın? Kapı açık. Çıkabilirsin. Akşam olmadan geleceksin. Yoksa kızın da sen de ölürsünüz. Tamam evladım. Tamam, söz veriyorum, geleceğim. Babam hala gelmedi. Nerede acaba babam? Çok merak ediyorum. Bir an önce gelseydi keşke. Neredesin sen baba ya? Kızım! Kızım! Kızım, başıma neler geldi neler bir bilsen. Bir tane adam paramı çalmaya çalıştı. Ben de paramı vermek istemedim. Sonra bir eve doğru koştum. Ondan sonra orada ne vardı biliyor musun? Bir tane yaratık vardı. Allah'ım, canımı zor kurtardım. Bir tane elektrik süpürgesi gördüm. Dedim kızıma götüreyim, o evde kimse yaşamıyor. Ne yaptım, niye yaptım böyle bir şey, onu da bilmiyorum. Tam elektrik süpürgesini aldım, sana getireceğim. Baktım bir tane dev. Ben bunu kendim için değil, kızıma hediye edeceğim dedim. O dev de ne dedi biliyor musun? Kızını dedi buraya getirmezsen inanmam dedi. Eğer seni götürmezsen o dev gelip bizim ikimizi de öldürecekmiş. Hemen gidelim, burayı da satalım, taşınalım ya. Tamam mı kızım? Baba neler diyorsun? Neler diyorsun? Aman Allah'ım baba, gitmemiz lazım. Evi falan satmayla olmaz. O dev bizi eninde sonunda bulur. Gidelim ve ona beni göster. O da bizi serbest bıraksın baba. Bunu yapmalıyız. Yoksa gelip bizi öldürür. Bunu göze alamayız. Kızım emin misin? Gitmekte kararlı mısın? Yani tehlikeli sonuçta. Anladığım kadarıyla o yaratık benim yalan söyleyip söylemediğimi merak ediyor. Eğer doğruyu söylediğimi anlarsa bizi serbest bırakabilir. İnşallah. Neyse, başka da çaremiz yok. Gelir bizi bulur, öldürür zaten. Gidelim bari, ne yapalım madem sen de gitmek istiyorsun. Hadi takip et beni, gidelim hemen. Bekle babacığım, bekle, geliyorum. Acele etme. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Biz geldik. Geliyorum, geliyorum, buradayım. Kızım, bahsettiğim bu işte. Sana söz verdiğim gibi. Bak, sana kızımı getirdim. Kızım bu. O elektrik süpürgesini ona hediye edecektim. O yüzden aldım. Tamam, şimdi gitmemize izin ver, tamam mı? Merhaba, merhaba. Beni görmek istemiştiniz. Babam söyledi. Kusura bakmayın, bir yanlışlık olmuş. Sizden özür dilerim. Babamı affeder misiniz? Bize de izin verir misiniz, gidelim? Üzgünüm ama gidemezsiniz hanımefendi. Ama sen gidiyorsun buradan. Duydun mu? Adam, hemen gidiyorsun. Sen bir hırsızsın. O yüzden evimde kalamazsın. Hırsızlar evimde kalamaz benim. Duydun mu? Ama böyle dememiştin sen. Kızını getir, sonra izin vereceğim demiştin. Öyle demedin mi? Kızını da göndereceğim, seni de göndereceğim. Kızını göreyim yeter ki demedin mi? Doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun diye bana öyle söylemedin mi? Neden böyle diyorsun şimdi? Seni öldürmemem için sana 5 dakika veriyorum. Kızınla vedalaşıyorsun ve ardından doğru gidiyorsun. Duydun mu beni? Hemen. Babacığım, lütfen gider misin? Sen beni merak etme. Tamam mı? Ben buradayım. Yani göründüğü gibi kötü birisi değil. Yani ben bunu hissedebiliyorum. Sen merak etme. Git. Ben gelirim. Merak etme sen. Lütfen. Canını senin bağışlamış. Sana bir şey yapmayacak. Hemen git buradan babacığım. Lütfen git. Kızım. Kızım, gidiyorum ama hemen...
geleceğim, seni kurtaracağım. Merak etme, tamam mı? Hemen gelip seni kurtaracağım. Şimdi gelelim sana. Sana bir oda vereceğim. Oraya gideceksin ve orada kalacaksın. Bir süre burada kalacaksın. Daha sonra seni de serbest bırakacağım. Merak etme. Anlıyor musun beni? Ya tamam da beni neden şimdi serbest bırakmıyorsun? Bıraksan da ben gitsem olmaz mı? Senden rica ediyorum. Lütfen beni bırakır mısın? Üzgünüm ama seni bırakamam. Yıllardır tek başıma yaşıyorum. Kimseyle konuşmuyorum. Herkes benden kaçıyor. Lütfen bu ricamı yerine getir. Senden rica ediyorum. Kırma beni. Tamam, bir süreliğine kalabilirim ama babama ve bana zarar verme, olur mu? Tabii ki zarar vermeyeceğim. Kimseye zarar vermeyeceğim. Gel, sana odanı göstereyim. Takip et beni. Yukarıdayım, yukarı gel. Bak, burası senin odan artık. Burada yatacaksın. Burası çok rahattır. Kitap okumayı sever misin? Tam karşıda kitaplık var. Görüyor musun? Oradan istediğin kitabı okuyabilirsin. Eğer bir ihtiyacın olursa ben alttayım. Konuşmak istersen gelebilirsin. Ben seni kesinlikle seni istemediğin sürece rahatsız etmeyeceğim. Bundan emin olabilirsin. Şimdi müsaade edersen ben aşağı ineyim. Sen de dinlen biraz. Olur mu? Teşekkür ederim. Çok naziksin. Gerçekten ben çok şaşkınım şu anda. Ben kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Kitap okurum. Çok naziksin. Ben çok şaşırdım açıkçası. Sizin bu kadar İyi olacağınızı tahmin edememiştim. Teşekkür ederim. Eğer bir ihtiyacın olursa bana haber ver. Ben aşağıdayım, tamam mı? Ya çok garip biri ya. Hem kibar hem beni zorla tutuyor. Anlamadım ki. Kafam çok karışık. Kaçmam lazım ama buradan. Bir an önce buradan kaçmam lazım. Aşağı inemem. Şuralara bir bakayım, buralardan kaçabilir miyim? Ya burası da çok yüksek. Çok yüksek burası olmaz. Olmaz burası. Şuradan bakayım. Pencereden bakayım. Buradan bir yerden atlayabilir miyim acaba? Öbür odalara bir bakayım. Piyano varmış. Aa, ben piyanoya bayılırım. Piyanoyu seviyor. Nereden kaçabilirim? Mecbur camdan atlayacağım. Başka çarem yok. Umarım bana bir şey olmaz. Evet. Bir şey olmadı sonunda. Hemen buradan gideyim. Kimse görmeden şuralardan sessizce gitmeliyim. Sessizce gideyim. Çok yoruldum ya. Gerçekten çok yoruldum. Bu kadının önünü keseyim ve onun parasını alayım. Gel bakayım buraya. Aman Allah'ım. Sen de kimsin? Lütfen bana bir şey yapma lütfen. Lütfen bana bir şey yapma, ne olursun. Hemen bana paranı ver. Yoksa seni keserim. Duydun mu beni? Keserim seni. Misafirimin bir ihtiyacı var mı? Gidip bakayım. Girebilir miyim acaba? Odaya girebilir miyim? Neden sesi gelmiyor? Uyuyor mu acaba? Neredesin bu? Neredesin sen? Eyvah. Korkma, geliyorum. Korkma. Gel buraya, pis adam seni. Ne olur bana bir şey yapma. Ne olur canavar abi bana bir şey yapma. Ben gidiyorum, tamam kayboluyorum. İyi bir insan olacağım ben. Vallahi iyi bir insan olacağım. Korkmana gerek yok. Korkma. Teşekkür ederim. Benim hayatım tehlikedeydi ve sen beni kurtardın. Sana çok teşekkür ederim. Çok iyi birisin sen. Kaçtığım için inan ki çok pişman oldum. Önemli değil. Düşündüm de ben seni burada tutmakla sana kötülük ediyorum. O yüzden gidebilirsin. Kendine iyi bak. Seni tanıdığıma çok sevindim. Hayır. Ben gitmek istemiyorum. Ben de seninle gelmek istiyorum. Emin misin? Gerçekten benimle gelmek istiyor musun? İyi düşün bak. Ben seni özgür bırakıyorum. Doğruca evine gidebilirsin. Hatta seni ben de bırakabilirim evine. Bu adamdan korkuyorsan, bu adam bir daha senin önüne çıkmaz, merak etme. Kendine iyi bak. Tekrardan seni tanıdığım için çok sevinçliyim. Sen çok güzel, çok akıllı birisin. Umarım her şey istediğin gibi olur. Senden özür diliyorum. Seni burada tutsak ettiğim için. Lütfen beni de bekle. Ben gitmek istemiyorum. Ben burada yaşamak istiyorum artık. Seninle beraber yaşamak istiyorum. Kapıyı aç ne olursun. Lütfen. Neredesin? Burada mısın? Lütfen seninle kalmama izin ver. Pekala. Nasıl istersen. Burada kalmak istiyorsan kalabilirsin. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Karar senin. Tabii ki kalmak istiyorum. Sen ne kadar kötü biri gibi gözüksen de sen aslında gerçekten çok iyi birisin. Ben bunu anladım. Ben sana aşık oldum, anlıyor musun? Sana aşık oldum. Sana sarılmak istiyorum. Seni seviyorum ben. Kendimi kötü hissediyorum. Bana bir şeyler oluyor.
İyi misin? İyi misin? Ne oluyor? Ne oluyor? Korkutma beni. Ne oluyor? Lütfen, lütfen kendine gel. Lütfen kendine gel. Ne olursun kendine gel. Ne olursun kendine gel. Ben seni seviyorum. Ne olursun kendine gel. Ya ne oldu bana ya? Aa, ne oldu? Allah'ım, eski halime dönmüşüm. Eski halime dönmüşüm. Çok iyi. Yaşasın. Eski halime dönmüşüm. Yaşasın, eski halime dönmüşüm. Hey, nasıl yani? Sen nasıl bu hale geldin? Çok yakışıklı oldun sen. Nasıl yani? Bana ne oldu? Ne oluyor burada? Anlatır mısın? Ne oldu burada? Sana şöyle söyleyeyim. Ya büyü yapmışlardı bana. Birisi büyü yapmıştı. Böyle ben ona kötü davranmıştım. Bir tane yaşlı kadın bana büyü yapmıştı. O büyünün etkisi geçti sanırım. Yani gerçek bir aşk, gerçek bir sevgi ve senin gözünden akan bir damla yaş beni normale getirdi. Ay, çok mutluyum. Demek ki sen de beni gerçekten çok seviyorsun. Çok mutluyum, inanılmaz. Hem gerçek aşkı buldum hem de normale döndüm. Kızım! 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 Kızım, geliyorum seni kurtarmaya. Baban geliyor galiba. Galiba baban geliyor. Kızım, geldim, geldim. Nerede? O yaratık nerede? Kızımı tutsak eden yaratık nerede? Nerede, onu gösterin bana. Babacım sakin ol, sakin ol. Her şey yoluna girdi. Hem sen o silahı nereden buldun? Babacım sen silah kullanmazsın, sevmezsin. Nereden buldun o silahı? Kızım, seni kurtarmak için evi sattığım parayla aldım. Bu silahı aldım. Bütün paramı da oraya verdim. O yaratığı bulup öldüreceğim. Seni de kendimi de kurtaracağım, merak etme. Bana onu gösterin hemen. Merhaba amcacığım, merhaba. Ya o yaratık bendim ya. Bana bir büyü yapmışlardı. Ya ben sana şöyle anlatayım. Çok karışık bir olay ama sana anlatayım bak şimdi. Bir gün yaşlı bir kadın evime geldi ve bana dedi ki dışarıda kaldım, bana yardım et dedi. Ben de kötü bir insanmışım. Yaşlılara yardım etmeliyim. Zorda kalanlara yardım etmeliymişim. Ama ben ne yaptım? O kadını gönderdim. O kadını gönderdiğim için ne oldu? Kadın bana büyü yaptı. Kızın bana aşık olduğu için de düzeldi. Yani biz birbirimizi çok sevdik. Kızınla evlenmek istiyorum. Kızını bana verir misin? Öpeyim mi elini? Nasıl ya, ben hiçbir şey anlamadım. Neyse, kızım tehlikede değil anladığım kadarıyla. Allah Allah, kafam vallahi benim çok karıştı. Neyse kızım, hadi gidelim evimize. Hadi gidelim. Şu silahı kaldırayım, atayım bir yere ya. Babacım, eğer izin verirsen Panda ile evlenmek istiyorum. Burada kalmak istiyorum. Sen de burada kalabilirsin istersen. Ney? Evlenmek mi istiyorsun? Kızım, iyi misin sen? Neyse, belli ki sevmişsin. Ben burada kalamam. Benim işlerim güçlerim var. Ama yine gelirim ben. Size mutluluklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.